Analitik geometriden soru çözümü yapmamıştık arkadaşlar. Buradan da soru çözümü istendi. Bir test çözelim arkadaşlar. Ee, i̇yi oldu derseniz eğer tamamlamaya çalışacağız. Ama tabii ki bir daha söyleyeyim burada. 5-6 tane föyümüz kaldı. Kitabın föyleri bittikten sonra arkadaşlar soru bankasının testlerine ağırlık vereceğiz. Evet 39. testimiz analitik geometrinin bir adım ötesi. Açı var. Eksi 2 c'nin koordinatını bulunuz. Arkadaşlar bak burada açıortaya ortaya gelmiş. Açı ortay c açısı ortay ve dik yapmış aşağıda. Öyleyse bunu büyük bir üçgene tamamlayın. Yani şunu bir hatırlatmak istiyorum. Bir üçgende bir tane ABC üçgenimiz olsun. Şu bilgiyi hatırlayalım arkadaşlar. Biz bir dik çizdik diyelim ve bu dik arkadaşlar açıortayı yaptı aynı zamanda diyelim. Bu bilgi elimizde ise şunu anlarız. yan kol uzunlukları aynıdır. Tabanları da iki eşit parçaya bölünmüştür. Yani aslında iki kenar bir dik üçgenden bahsediliyordur aslında. Bundan dolayı şimdi biz bunu çizdik arkadaşlar. Taban uzunluklarımız aynı oldu. Sonra burada bir açı isimlendirmesi yapalım. A açısı, A açısı, A 90 ve buraya B diyorum. B 90 tamamlayıcısı yine A oldu. A noktasından aşağı dik indiriyorum. Bu adamın ordinatı 2'ymiş arkadaşlar. Ordinat yani yükseklik oluyor. Yüksekliğin 2 olur. Tabi üçgen için yükseklik oluyor şu an içinde bulunduğumuz üçgende. Evet açı simlendirmeye devam edelim. A 90 bu tepe açımız B oldu arkadaşlar. Şuradaki A açısı yani B noktasındaki A açımız ters açılardan yeni üçgenimize yansıdı. A var 90 var. Şu noktaya da e noktası diyelim. Yeni noktamız. Bunun da açısı yine B oldu. Böylelikle arkadaşlar şurada H diyelim. AHB üçgeni ile BEO üçgeni iki eş üçgen yani benzerlik var. Açı 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 benzerliği var ama bunun da ötesinde her iki üçgenin 90 gördüğü Yani aynı açının gördüğü uzunluklar aynı olduğu için benzerlik oranı birebirdir. Bundan anlamı bu iki üçgenimiz eşittir anlamına geliyor bu. Buradan diyebiliriz ki B, hatta diyeceğiz ki A'nın gördüğü uzunluk 2 ise sağda da A'nın gördüğü uzunluk 2'dir. E, 90'ın gördükleri aynıydı. B'nin gördüğü uzunluk ile B'nin gördüğü uzunluk aynıdır. Yani buralar ikisi de eşit geldi arkadaşlar. Ve buranın tamamı -6'ydı. H noktası -6'yı temsil ediyor. Uzunluk anlamında 6 birimdir. Yani buralar 3'e 3 bölündü. Bunu bulduysak her şimdi mi arkadaşlar? Bundan sonra da şöyle devam edelim. Alt kısımda işimiz bitti. Burayı sildik. Evet buradaki A açısı var. B açısı var. A açısı ve açısı. İki tane benzer üçgenimiz daha. açı 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 benzerliğini uygulayacağız arkadaşlar. Küçük üçgenimizde soldaki üçgenimizde B'nin gördüğü uzunluk 3. Sağdaki üçgende arkadaşlar OBC üçgeninde B'nin gördüğü uzunluk C uzunluğu bilmiyoruz. Buna C diyelim. Tekrardan küçük üçgenimizde A'nın gördüğü uzunluk 2. Sağdaki üçgende A'nın gördüğü uzunluk 3. Burada içler dışarı yaptığımızda C'yi yani C uzunluğunu 9 bölü 2 buluruz. Evet 90 45 derece A noktasını bulunuz. 90 şurada 45 olduğunu söyleyelim ve böylelikle burada ikizkenar bir dik üçgenimiz var. Yani AB uzunluğu BC'ye eşit hemen burada arkadaşlar yine aynı yöntemi kullanacağız. Açılar isimlendirip benzerlik hatta iki tane eş üçgenimiz doğacaktır diyebiliriz. Burada A açısı diyelim C'nin altına. A açısı 90, B açısı yani A B toplamı 90 kabul edildi şu anda. B 90 A A 90 ve yine buraya da B kaldı. Şu isme D D noktası diyelim. Arkadaşlar AD ya da E diyelim ya D güzel olmadı a üçgeni ile benzerlik vardır arkadaşlar. a üçgeni ile kim arasında? B, o, C arasında. B, O, C üçgeni arasında. Açı, açı, açı benzerler. Hatta her iki üçgende 90'ların gördüğü yani aynı uzunluğun karşısındaki aynı açının karşısındaki uzunluklar aynı olduğu için benzerlik oranımız birdir. Bu iki üçgenin aslında benzer olduğunu söyler. E, eş olduğunu söyler. Bakın 90 gördüğü uzunluk her ikisinde aynı. O halde sağ tarafta B'nin gördüğü uzunluk arkadaşlar 8 ise solda da B'nin gördüğü uzunluk 8 olmalı. Yine sağda A'nın gördüğü uzunluk 4 birim. O halde arkadaşlar solda da A'mızın gördüğü uzunluk 4 birim olmalı. Bu durumda yükseklik 4 bulundu. Yükseklik adamın ordinatı yani A noktasının ordinatı Y oluyor bu. Y'miz 4'müş. Apsis uzunluğu da arkadaşlar alt uzunluğun tamamı 8, 4 daha 12. Apsisimizde 12 ama ikinci bölge olduğu için eksi 12 olduğunu söyleyelim. X'i e toplam bizden isteniyor. Cevap eksi 8. Evet. Şimdi şunu silelim. Analitik düzlemde birbirlerinin uzaklıkları eşit olan 3 noktanın oluşturduğu üçgensel bölgenin yani Eşkenar bir üçgenimiz var arkadaşlar. Üç köşemiz de birbirine eşitmiş uzaklığı. ABC diyelim. Bu adamın ardıp merkezi şuradan dik istiyorum. Diktir çünkü eşkenar üçgenler arkadaşlar. Ardık merkezi aynı zamanda kenar orta dikmenin üstündedir. Öyle değil mi? Ve buranın koordinatı sıfır üçmüş. Sonra bir tane köşemizin de koordinatı arkadaşlar iki kök ikiye birmiş. Yani şuradaki adamı iki kök ikiye bir diyelim. Ya A yukarı üstteki ne dedim arkadaşlar? Sağdan şu anda buradan çözmek daha basit olacak. Ee, hangisine? hangisini? Bu, 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 arada iki kök iki birin hangi köşe olduğu hiç önemli değil. İstersek iki kök 2 A olsun isterseniz B olsun. Şu an şeklin üstünde ABC isimlerini ben verdiğim için 2 kök iki virgül bir istediğiniz yere tayin edebilirsiniz. Sorunun çözümünü etkilemez. Yani ben burayı kabul ederim. Sen burayı kabul edersin. Başka arkadaşımıza soru kabul eder. Üçgen eşkenar üçgen olduğu için hiç sorun değil. Nasıl devam edecek çözümümüz bundan sonra? Dedik ki e, bu üçgen bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgende ağırlık merkezi kenar orta dikmenin üstündedir. Ve ağırlık merkezimizin burada köşe uzaklığı uzaklığını bulacağız. Ki burada zaten uzaklıklar hepsine eşittir arkadaşlar. Eşit olduğu için az önce dedim ya buradaki iki kök 2,1'i istediğiniz köşede kabul edin sorunun çözümü değişmez. Bundan dolayı çünkü ağırlık merkezine şu anda 3 köşede uzaklığı aynı zaten bulacağınız sonuç hepsinde aynı olacaktır. Şimdi G noktasının yani 0'a 3'ün 2 kök 2 e olan uzaklığını bulalım. apsisler farkının karesi farkımız 2 kök 2 karesi 8 artı ordinatlar farkının karesi fark 2 karesi 4. Bunun kök içinde yazılmış hali kök 12 yani 2 kök 3 bu. Ardık merkezinin köşemiz olan uzaklığı. Bunu da siyahla yazalım. Buradaki uzaklığımız 2 kök 3'müş. Burada arkadaşlar 30, 60, 90 üçgen olduğunu biliyoruz. Sağ çizelim. şurayı yapalım isterseniz bir hatırlatalım arkadaşlar. Eşkenar üçgenimizde ağırlık merkezinin oluşturduğu daha doğrusu kenar ortaylar. Kenar ortayların buluşma noktası ağırlık merkezi. Kenar ortaylarımız dik buluşur dik yapar. Aynı zamanda kenar orta dikmedir daha doğrusu. Dik broşür değil de kenar orta dikmedir ve e, 60 derece olan açılarımız 30-30 her tarafta bölünür. Ve burada 30-60-90 üçgeni doğmuş oluyor. 90'ın gördüğü uzunluk 2 kökü 30'un gördüğü bunun yarısıdır. Kök 3 60'ın gördüğü uzunlukta 30'unkinin kök 3 katı oluyor. Kök 3'ün 3 köküç katı 3'tür. Bir 3 solda var. Toplam uzunluk 6 yaptı. Yani eşkenar üçgenimizin bir kenarı 6'ymış. Bir kenarı 6 ise bu adamın alanı arkadaşlar hatırlayalım. A kare kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyordu. Kenar uzunluğumuz 6 ise ayrın 6 yazdığımızda 36 bölü 4, 9, 9 kök 3 üçgenin alanı. Evet x'i toplam 12 eşitmiş. x yerine 0 yazıyoruz. y'imiz 12 bulunuyor. y'yi 0 yazdığımızda da x'imiz 12 geliyor. Yani eksenleri bu adam 12-12 noktasında kesiyor. Büyük üçgen incelediğimiz zaman 12-12 arkadaşlar ikiz dik üçgendir. Yani buradaki açımız 45 derece oluyor. Şekil ABCD kare olduğu için köşeleri de 90 vardır. Ve tabii ki tamamlayıcı buradaki minik açlarımızın hepsi öyleyse 45 derece oldu arkadaşlar. Evet karenin alandı bulunuz. Bulalım. Şu minik uzunluğa A diyerekten başlayalım arkadaşlar. A, A kök 2 katı. Hipotenüs uzunluğu A kök 2. Karden dolayı bu adam her tarafa yayıldı. Sonra burada A, B ne burası? E noktası diyelim. A, B, E üçgeni de x kenarı dik üçgen. A kök 2, A kök 2. Kök 2 katı. A kök 2'nin kök 2 katı 2 A'dır. Yani A, E uzunluğumuz 2 A. Bu durumda O, E uzunluğu 3 A yaptı. 3 a'mız 12 eşit a'mız 4. A'mız 4 ise karemizin alan arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğu şu anda elimizde a kök 2 şeklinde var. A kök 2'nin karesi yani a 4 bulduk 4 kök 2'nin karesi şeklin alanı 16 çarpı 2 32. Evet bir, bir doğruyla başka bir doğrunun paralel olduğunu söylüyor. Bu durum eğimler aynıdır. Eğim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Hızlı yöntem. y'miz yalnız kaldığında X'in kat sayısı Y'i yalnız bırakıyorum. Öncelikle AX'i say yolladım. X'i AX olarak geçti. eksi AX oldu. Şimdi her tarafı B'ye böldüğümüzde eksi A bölü B çarpı X Şu anda y'miz denklemdeki Y ifadesi yalnız kaldı. Y'i yalnız kaldığında X'in kat sayısı doğrunun eğimidir. Yani şu birinci doğrunun eğimi Eksi a bölü bir arkadaşlar. İkinci adamda da zaten y yalnız bakın. Y yalnızken x'in katsayısı sayısı 2. Burada a'mız eksi 2 ve bulundu. Bakın şuradaki arkadaşlar ax artı b artı c yapsında eğimi ararken c ile ilgilenmedim arkadaşlar. Çünkü sabit sayı doğrudan eğimini etkilemez. Bizim için sadece önemli olan şey x'in kat sayısı. Sağda da dikkat ederseniz eksi 3'ü hiç dikkate almadık arkadaşlar. Çünkü o adam sabit bir adam. Her neyse. Soldaki ax artı b'yi artı c'nin eğiminin eksi a, eksi a bölü b olduğunu söyledik. Sağdaki doğrumuzun eğimi 2 belli zaten. 2 eğimi eşitledik. Buradan a'mız eksi 2b bulundu. A ile b arasında bir bantı daha varmış. Burada a yerine arkadaşlar eksi 2b yazalım. Eksi 2b eksi B3. b 3. Buradan b'yi eksi 1 buluruz. B'miz eksi 1 a'mız 2'dir. Bu durumda başlangıç denklemi birazcık belli oldu galiba şu adam. A'mız 2 yani 2x eksi y artı c eşittir 0 denklem buymuş. Ve bu adam aynı zamanda eksi 2'ye bir noktasından da geçiyormuş. X eksi 2 yazdığımızda y yerine 1 yazdığımızda denklemi sağlaması gerekir. Ve c'mizde şu anda 5 bulundu. Bize de c'yi soruyor. Biz hepsini de bulduk mecburen. Altıncı sorumuz. Evet arkadaşlar ABCD ABCD ve BFG BEFG. tamam iki tane eş dikdörtgenmiş. Peki kırmızı alalım. Şu minik uzunluğa A diyelim. Uzunluğa da arkadaşlar B diyelim. Şu anda dikdörtgenimizin bir kenarı A artı B. Aynı şekilde A ve B'yi aşağıda yansıttım. Şu minik A'mız karşıya gitti arkadaşlar. Soldaki dikdörtgene de geçti. Ve bu durumda üstteki uzunluğumuzda B kaldı. Çünkü tamamı zaten A artı B olması lazımdı. Sağ taraftaki yana yatırılmış olan şekilden dikdörtgenden tanıyoruz. Bunu anladık yani. AB uzunluğumuz kısa kenar A oluyor. Evet, soru bulundu galiba. 2 A'nın arkadaşlar 2 A uzunluğunun karşılık geldi. Miktar x 4 ise bir ağımızın cevabı eksi 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Diyeceğiz hatta. A, B, toplamımızın da arkadaşlar anlamı A ile B'nin toplamı da 7 yapıyormuş. A'dan 2 gelecektir. Çünkü burada uzunluk olarak alıyoruz arkadaşlar. A'yı uzunluk diye alıyorsunuz. Tamam mı? Bunu eksi 2 diye alıp da sakin ona ki hocam biz bunu B'den çıkartacağız. A'yı eksi 2 bulduk diye düşünmeyin. Çünkü A'nın buradaki temsiliyeti uzunluktur. Öyle değil mi? Evet buna dikkat edelim. Alt kısım A'ydı. A'mız 2. Demek ki B uzunluğu da arkadaşlar 5 kaldı. Evet B'miz de 5. Bizden istenen şey F noktasının koordinatları. F'nin absisi dediğimiz yerde B var ki bu 5 bulundu. Ordinat dediğimiz yerde A var. Bunu da 2 bulduk. 5'e 2 sonucumuz. Evet iki tane eş üçgenimiz varmış. 9, 6, AC'yi bulunuz. Adam bir dik indirelim arkadaşlar. Dikten dikilmiş. Burada öklit bağıntısı var mı? Absis 9, ordinat 6 bu arada. O halde sağdaki uzunluğumuza M diyelim. Öklit bağıntısını uygulayalım. İnen dikmenin karesi ayaklar çarpımı. Ayağımız 9 ve M var. M buradan 4 bulunur. Peki burası 4 ise şimdi burayı 4 bulduk arkadaşlar. Madem ıı, silelim buraya. Alt kısmın tamamı 13 bulundu. Tamam mı arkadaşlar? Bu bize bu lazım. Şimdi şuralara isim verelim. Açılara isim verelim. A, B diyelim. A, B toplamı 90 oldu. A'nın tamamlayıcısı burada. B üst kısmında yine A kaldı. İki tane üçgenimiz zaten eşit arkadaşlar. Bizim için eşit olan açıların hangisinin olduğunu belirlemek önemliydi. Açı dağıtım da yaptık. Yani işte C açısı A oldu. Bu C açısı C'deki açımız burada O'nun sağ kısmıyla ile aynıymış falan filan. Neyse ki her iki üçgende 90'a göre uzunluk 13. Diğer adam da 90'a göre uzunluk ne olmalı? 13 olmazsa gerekmez mi? İki eş üçgende. Bu durumda C noktasının koordinatı 0-13 bulundu. Bizden istenen şey AC uzunluğu. Şimdi arkadaşlar C'nin koordinatı belli. A'nın koordinatı belli. İki nokta arasındaki uzaklığı biz rahat bir şekilde bulabiliriz. C'nin koordinatı 0, 13. A'nın koordinatı 9, 6. İki nokta arasındaki uzaklık apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. Kök için aldığımızda 81 artı 49, 130, kök 130 istenen uzaklık. Evet analitik düzlemde iki nokta ya eşit uzaklıktaki noktaların geometriklerinin denklemi bulunuz. Bulalım. Bu A ve B'ye bu A'ya ve B'ye eşit olan iki tane noktamıza iki tane nokta değil ya. Bu A ya ve B'ye eşit olan eşit uzaklıkta olan noktaya x noktası diyelim. Bu x noktasının A'ya olan uzaklığını nasıl buluruz? Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesini kök için aldığımızda bu noktanın A'ya uzaklığı bulunur. Şimdi bir de bu noktanın B'ye olan uzaklığını bulalım. Yine absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesini kök için aldığımızda bulunur. Evet bu iki ifade birbirine eşitmiş çünkü eşit uzaklıkta olduğu söyleniyor bize. Evet şimdi iki tarafın üstündeki kareleri atalım arkadaşlar. Kökleri atalım. Kökleri attık doğru söyleyeyim. Kare açılımını yapacağız şimdi. x eksi 1'in karesi ise x kare eksi 2x artı 1. y eksi 3'ün karesi y kare eksi 6 y artı 9. Sağ tarafta x eksi 4'ün kare açılımı x kare eksi 8 x artı 16. Ve y eksi 2'nin karesi bu da y kare eksi 4 y artı 4. Güzel şimdi sağda ve solda aynı olanları bulalım. Gitsin arkadaşlar x kare x kare gitti. y kare ve y kare gitti. Hmm. Şöyle devam edelim. Eksi 2x eksi 8x. 8 xi buraya atıyorum. Artı olarak geçiyor. 6x oldu. Efendim 1 var. 9 var. 10 yaptı. Bunlar da gitti. Sol değerim bitti. Sağa geçeceğim. Eksi 6 y karşıya atalım. Artı olarak geçti. 6y. Artı olarak geçti. Eksi 4y burada var. 2y oldu. Bunlar da gitti. Bir de burada ne var arkadaşlar? 20 var. Peki son düzenleme adımımız 6x eşittir 2y artı 10. Onu karşıya atıyoruz. Her tarafı 2'ye bölelim. 3x eşittir y artı 5. 3x eşittir y artı 5. Hangi cevapta var? Arkadaşlar e şıkkında bizi bekliyor. Çünkü y'yi ve 5'i sola attığımızda tekrardan 3x eksi y eksi 5. Şıklarda istenen düzeni yazmış oluyoruz. Peki bunun ne demek istediğini de isterseniz bir açıklayayım arkadaşlar. Sağdaki 90. soru bize bunu açıklayacak olan altyapı olsun. A noktası 1'e 3 noktası. Şurası 1'e 3 olduğunu düşünüyorum. Şu an bu soru 8'in sorunun açıklamasını yapıyorum. B noktası 4'e 2. Şurada işte atıyorum 4'e 2 olsun. Bu iki noktaya arkadaşlar A ve B noktası olarak düşünülen bu iki noktaya eşit uzaklıktaki herhangi bir nokta şu doğrudur. Şöyle bir doğru üstünden alacağınız herhangi bir nokta A ve B'ye eşit uzaklardır. Birincisi direkten dik gelecektir. İki uzunluğumuz eşit. E i̇stersek mesela atıyorum 5 birim sağdan gidelim mesela. 5 ben attım yani. Bu ikisini eşit seçebilirsiniz arkadaşlar. daha, daha uzaktan bir nokta seçtiniz. Hatta daha seçelim şöyle. Yine ikisi de birbirinin aynısı olsun. Öyle değil mi? Aşağı taraftan A ve B'ye eşit işte uzaklıkta olan bir nokta seçin. Bu şekilde sonsuz tane nokta bulabilirsiniz ve bu noktalar böyle üzere arkadaşlar ne oluşturuyormuş? Bir doğru oluşturuyormuş. Gelecek yıl bu ifadeler daha farklı şekilde sorulacak bize ve artık ee, elde edeceğimiz geometrik yapı doğru olmaktan çıkacak. Mesela işte hiperbol olacak, parabol olacak veya elips olacak falan. Ama temel prensip buna benzer. O A ve C karesinin çevresi 24 birimdir. Yani bir kenar uzunluğu 6'ymış. Peki A ve C noktalarından geçen doğruya C noktasında dik olan doğrunun denklemini bulunuz. A ve C'den geçen adam kim ki? A ve C'den geçen adam arkadaşlar. Karenin köşegenidir. Köşegenin açısı 45 derecedir. Yani bu adamın eğim açısı 135 derece oluyor. Eğim açısı 135 derece ise eğim açısı 135 derece ise eğimimiz eksi 1'dir. Eğimlerden bulunuyor da açının tanjant. Şimdi tabii ki A ve C noktasının koordinatları belli. Buradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani A noktasının absisi 6'ya 0, C noktasının 2'ye 0.6 bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini ordinatlar farkı böyle hapisler farkından yine eksi 1 buluruz ama ne olur birazcık daha vakit kaybetmiş oluyoruz. Artık bu soruları çözüyorsanız eğer hız kazanmanın da yollarını denemek lazım. Uzatmayalım. A ve C noktalarından geçen doğrunun eğimi burada bulun. eksi 1miş Bu adamın eğimi eksi 1. Bizim doğrumuz bu doğruya C noktasında dik yapıyormuş arkadaşlar. Yani bizim doğrumuz arkadaşlar bizim doğrumuzun eğimi 1'miş. Neden 1'dir? Çünkü birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. E zaten bu kırmızının eğimi eksi 1'dir. Diğerinin eğimi de 1 olacak ki çarpımları yine eksi 1 yapsın. Peki eğimi eksi 1 olan ve C noktasından geçen eksi özür dilerim eğimi 1 olan eğimi 1 olan ve C noktasından geçen C noktası 0.6 noktası geçen doğrunun denklemi bulunuz. Bu adamın denklemi Y eşittir arkadaşlar. X artı 6'dır. E, bunu biraz hızlı yaptık mesela. Burada da bu soruyu uzatmadım. Neyi kullandım arkadaşlar? Şunu. Y eşittir. MX artı N formatında yazdır. Doğrular. Buradaki N bizim eğimimizdir. Biz eğimin 1 olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu denklemin şablonu 1X ile yani X ile başlayacak. Devamındaki sabitlerden bulduk. 06 noktasını sağlaması lazım. Yani ben ilk 0 yazdığım zaman cevap 6 gelmeli. Bunun için de sabitimin artı 6 olduğunu söylüyorum. Yine maksat vakit harcamadan soruyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde yapabilmek. Bu da nerede var? D şıkkında bizi bekliyor. Bu arkadaşlar evet. Birinci bir adım ötesinin çözümüydü. Yani şey olursa çözüm fayda sağlarsa diğer bir adım ötesi testlerinde arkadaşlar adım adım çözmeye çalışacağım. Diğer videolarda görüşürüz.